programa başladığımızda tabii Çeribaşı kirazımız neden meşhur diye sorduğumuzda bizler kendimizce tahmin olarak kendine özgü bir tohumu vardır, üretim şekli, tekniği vardır diye düşünüyorduk. Ancak öğrendiğimizde Çeribaşı'nın kendine has bir iklimi, bir mikroklima özelliği, rüzgarı, toprağıyla bambaşka bir havası var. Bu da kirazımızın tadına, aromasına, erik gibi büyüklüğü olmasına tamamen katkı sağlıyor. Bu yüzden bizim kirazımız meşhur. Gündüz 20-25 derece, gece 5 derecede yakalandığımızdan dolayı tutumlarda, kiraz tutumunda biraz sıkıntı yaşadık. Biraz değil, bayağı bir. Yani geçen senenin yarısında, yarısı gibi bir şey diyelim. Bu 10 sene, 12 seneden beri ilk defa başımıza gelen bir şey. Yani daha önce hiç böyle bir olayla karşılaşmadık. Küresel ısınma bizi bu sene erkenci bölgelere vurdu diyebiliriz. İnşallah seneye bunu yaşamayız. Üretici hak ettiği kalitede malını üretir, parasını kazanır. Şu anda bahçelerimizi geziyoruz. Çok güzel de bahçelerimiz var. Burası birinci seçilen bahçemiz. Evet. Bizim kirazımız, konuşmamızda da bahsettiğimiz gibi niye meşhur? Çünkü buranın kendine has ayrı bir iklimi, mikroklima özelliği, evet, rüzgarı, toprağı var. Bu yüzden bizlerin kirazları meşhur. Yani burada da görüyoruz açıkçası. Kirazların büyüklüğü, kalitesi, her şey çok belli. O yüzden Çeribaşı'mızın da bu şekilde etkinlikler düzenleyerek kirazımızı meşhur hale getirmeye çalışıyoruz. Tescil işlemlerimiz devam ediyor. Devam Coğrafi ediyor. İşlemlerimiz devam ediyor. Bizler de bunun takipçisi olacağız. İnşallah bu sene belki biraz az ama hasadımız. Önümüzdeki seneler çok daha güzel bir hasat mevsimi geçirmesini diliyoruz.